Nerede Hasan denen o it? Yedirsin kahvesini abi. Sen burada kal. Şey yapsana! Emret abiciğim şimdi geldi. Biz de ortak abi! Ben Sisir abi. Emret abi! Kesin ulan! Nerede o Hasan denen it? Size soruyorum, Hasan hanginiz? Hasan benim, ne olmuş? Ulan Gabat, sen benim bacıma bulaşacak adam mısın? Erkeksen erkekliğini gösterir bu! Ne olmuş yani? Silahına güvenip bize hava yapıyorsun. Tosunu alayım abicim! Ya var mı lan da? Şimdi bayağı iyi! Bırakın beni be! Oyun kadar konuşalım! Dağılın lan! Dağılın! Oğlum, Kemal'im! Hoş geldin! Hoş bulduk! Hoş bulduk, nasılsın anacığım? İyiyim oğul, sağ ol! Dur bakayım, sen yine kavga etmişsin! Yok be ana! Sen üzülme! Karnın aç mı oğul? Hayır, değil. Doğru söyle! Kardeşim nerede? Aysel mi? Mutfakta, Aysel! Hoş geldin abi! Ne o, üzgün görünüyorsun? Hiç abi! O mesele halloldu artık! Seni hiç kimse rahatsız edemez! Teşekkür ederim abi! Teşekküre lüzum yok! Bu ailenin namusu benden sorulur! Bacıma, anama laf atanın... Sinirlenme oğul, genç kızdır! Laf atan da olur, isteyen de! Ben 5-6 gün için Anadolu'ya gidiyorum! Bu sende kalsın! Eğer gitmezse, yarıma haber verirsin! Jet gibi yetişirim everallah, canım feda! Eksik olma oğlum! Sağ ol yarım, hadi ala ısmarladık! Berhudar ol oğlum! Ala! Güle güle! Güle güle abi! Üzülme anacığım! Hayrola Arnavut! Ne oldu sana böyle? Araba mı çarptı? Yok be! O kızın ağası Fırtına Kemal... Deme! Dur koltuk çıkayım! Yürü patrona söyleyelim, hadi! Anlat! Ne anlatayım be patron? Kız abisine söylemiş, herif kahvede arakladı beni! Vay sersem! Senin kolun armut mu topluyordu lan? He? Deli Kemal bu! Herif bela gibi patron! Bana sorarsan o kıza bulaşma! Gene de sen bilirsin ya! Kes ulan, yüreksiz oğlu yüreksiz! Kız benim olacak! O kadar! Ha, bu Deli Kemal bizim Zehra'yı dost tutmuyor mu hala? Evet patron! Güzel! Bu gece o karıyı kapıp getireceksiniz bana! Gözünü de iyice korkutun, oldu mu? Tamam patron! Eğlen! Ettim, geciktin.
biraz işim vardı da. Fakat seni beklediğimi, çok sevdiğimi biliyorsun. İnanırım sonra. İnan Kemal, seni çok seviyorum. Her an yanımda olmanı, el ele, göz göze olup bütün mutluluklarla sana sahip olmak istiyorum. Sana dayanamıyorum. İki saat sonra gitmem lazım. Ciddi mi söylüyorsun? Şimdiye kadar yalan söyledin mi? Hayır, söylemedim. Eve mi gideceksin? Anadolu'ya. 5-6 gün sonra döneceğim. Paraları sökülün bakalım. İyi halt ettin. Ha, ne var, olmuş? Hadi bas bakalım, bas hadi. Hadi be. Hop dedik, ağır ol bakalım. Hı? Canına para istemeye geldin. Evelallah. Kemal abimle ben daldım. Kemal abinin de senin de Allah cezasını versin. Biz Kemal Bey'in uşağıyız sanki. O karılarla yesin yatsın, biz para kazanmak için çalışalım. Para mara yok ulan, bas git buradan. Yoksa yok. Ben oluncaya kadar beklerim. İşkemlemi alırım, duvara dayarım, kendim de oturup ayaklarımı uzatır, şöyle bir gerinirim. Ya. Kemal abi, paraları almadan gelme, yoksa ben oraya gelirim dedi. Ne dedi, ne dedi? Yoksa ben oraya gelirim dedi. Buyur bakalım. Thank you abicim. Bas git ulan! Ne içiyorsunuz ya? Kemal abime söylerim namusunu. Kemal abine paraları ver, selam söyle. Bir daha lazım olursa seni göndersin. Siz üzülmeyin, ben yarın gene gelirim. Hadi hepiniz öpüldünüz. Ah lan! Ah lan ah! Allah kahretsin bu Kemal'i be! Nedir başımıza gelenler bu heriften yahu? Seni çok seviyorum Kemal. Sensiz günlerim nasıl geçecek bilmiyorum. Gitmesen olmaz mı? Gitmem lazım. Sensiz yaşayamam Kemal. Sensiz geçen her günüm bana azap veriyor. Senin yokluğun, çektiğim ıstırapların en büyüğüdür, bunu bil. Çok mu ıstırap çektin? Her şeyi senin yanında unutup başka bir dünyanın en mesut kadını oluyorum. Seni çok özleyeceğim, ne olur çabuk gel. Merak etme, işinden sonra evinde ol. Telefonla ararsın değil mi? İmkan bulursan tabii. Beni seviyor musun? Galiba. Sen kalkma, uyu. Halas mı? Güle güle.
bakalım bebek! Ne işiniz var burada? Ne istiyorsunuz? Cemil seni çok özlemiş. Muhakkak görmek istiyor. Bırakın beni, defolun! Kalk zilli yoksa dağıtırım suratını! Dağılmış suratla Kemal beğenmez sonra, yürü! Yürü dedim sana! Hadi! Gel bakalım. Ne istiyorsun sen benden? İstediğimi biliyorsun. Ayşeli. Bu işin olmayacağını söyledim sana. Olacak dedim. Tehdit mi? Evet. Neyle? Dayakla, ölümle mi? Hayır. İşlediğin cinayetle. Delilin var mı? Abinin yerini buldum. Polise bir telefon abinin ve senin sonun demektir. Çok aşağılık adamsın. Seni Kemal'e kaptırınca çıldırdım. Bunu biliyorsun. İntikamım korkunç olacak. Kabul mü? Hayır, yapamam bunu. İyi düşün. İki güne kadar telefon et. Kemal de yok. Tam zamanı. Ha? Vay 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 vay, bu ne şeref! Abinin hadisesinden sonra bizi hiç arayıp sormadın. Niye arayacakmışım? Öyle ya! Hem sen çok değişmişsin. Saçın, makyajın, hatta ismin Ayşe'ydin, şimdi Zehra oldun. Öyle değil mi? Evet. Cemil'in pavyonunda çalışıyor musun? Evet. Ve Kemal'le beraber yaşıyor musun? Doğru mu? Doğru. Cemil ne istedi senden? Ne konuştunuz? Hiç. Beni aldatacağını sanıyorsun ama aldanıyorsun. Çünkü senden ne istediğini biliyorsun. Küçük bir sürprizim var sana. Belki o zaman konuşursun. Yürü! Yürü çabuk! Bak bakalım tanıyabilecek misin? Abi! Allah'ım! Hoş manzara değil mi? Ama beğenmiyorsan, abini sen kurtarabilirsin. Nasıl?
Cemil'in dediklerini yapmakla. Ya Kemal? Yaşamak için öldürmek lazım. Bunu sakın aklından çıkarma. Bacım, nereye? Zehra abla çağırmış beni. Terzi gelecekmiş de. Ben de geleyim bacım. Ne olur ne olmaz. İstemem canım. Dönüşte dost doğru eve geleceğim zaten. Sen bilirsin bacım. Güle güle. Zehra abla, şimdi geliyorum. Peki, bekliyorum. Ne yürü dedim? Gel şöyle. Zehra abla, neredesin? Abla! Abla! Neredesin? Nur Yaşar. Buradayım Aysel, gel. Sakın ses çıkarayım deme! Bırakın beni! Bırakın beni! Hadi bakayım! Bırakın dedim size! Alçaklar! Katiller! Bırakın beni! Tepelenme be! Kendine! Neden yaptın bunu? Bu kara günler hiç mi bitmeyecek? Allah'ım, nedir benim takdiratım? Benim de canımı al! Kemal yavrum! Ana! Anam benim! Kemal geliyor abi. Hadi git sen. Kemal geliyor. Güzel. Ne yapacağız şimdi? Meraklanma, şimdi buradaki tempereye getiririz. Hoş
geldin abi. Nerede o Cemil olacak Ergele? Bilmiyorum. Öldürmeliydim ama neyse. İkisini de ben öldürdüm dedin, neden? Evet. Pavyona ortaktık. Ben öldürmeseydim, onlar beni öldürecekti komiser bey. Adli tıbba telefon ettim, biraz sonra gelecekler. Pekala, sen şahitleri topladın mı? Evet efendim, dışarıdalar. Girelim. Ha, sen burada kal. Peki. Afiyet olsun abi. Eyvallah. Aydır bu delikteyim. Kız kardeşimi o kötülüğü edenlerden biri asıl iblis hastanede yattı. Ölecek dediler, kurtuldu. İçim burkuluyor Arap. Onu bulup temizlemek, sonra da o Zehra orospusunun... Yoo, sakin ol arkadaş. Böyle havalanırsan mahpusluk yol gelir sonra. Benim daha 9 sene, 4 ay, 11 günüm var çıkmaya. İzimi vurup kafayı yatmalı. Biliyor musun arkadaş, kafam neye bozuluyor? Şu başıbozuk itle bunca zaman nasıl burun buruna yaşadığımıza şaşıyorsun. Herife bakıp bakıp öfken kabarıyor. Doğru bildin Kemal. Allah'ıma kurban olayım ki bana seni yolladı. Yoksa zor olurdu. Arap! Ya bir dakika! Hey Arap! Bir dakika, ben gelirim şimdi. Arap, arkadaş sana teslim. Geçmiş olsun beyim. Geçmiş olsun beyim, buyurun. Kurtulursun. Avukatımın dediğine göre en fazla 20 gün sonra çıkacağım. Müsaade var mı? Oo, tabii tabii, buyur. Buyur, merhaba. Pavyoncu Hikmet Bey'le dertleşiyorduk. Arkadaşımın da pavyonu vardı. Haa, sahi mi? Demek öyle. İsminiz? Kemal. Vay! Duyduğuma göre Cemil'le ortaktınız. Sonraki hadiseyi de duydum. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Sağ olun. Cezanız kesinleşti mi? Evet. Ne kadar? 16 sene. Heh. Güzel bir pavyondu. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. Cemil yaşadığına göre hala ortağız. Çok affedersiniz. Tuvalet ne tarafta? Şu tarafta. Heh, müsaadenizle. Müsaadenizle.
Bırakın! Bırakın beni! Bırakın! Ne istiyorsunuz benden? Bırakın! Seni buraya gönderen Allah'a kurban olayım. Beni suçlamakla haksızlık ediyorsun ama. Ulan sen hakkın ne demek olduğunu biliyor musun? İstediğin an parayı verebilirim. Onu alacağım tabii. Yalnız burada senin yüzünden yattığım 6 senenin hesabını kim verecek? Bir yanlışlık oldu. Affedersin. Affet beni. Sen de beni affet! Ben biraz sonra gelirim. Hiç suçum yokken bana saldırdılar. Nasıl etmeyin Hikmet Bey, biz buradayken size kimse dokunamaz. Sağ ol. Bugün ayrılıyoruz. Her şey için çok teşekkür ederim. Sayende rahat ettim. Teşekküre değmez Hikmet Bey. Anlaştığımız gibi hareket ediyoruz, değil mi? Ben ona göre hazırlık yapayım. Evet. Yarımdan haber bekleyeceğim. Avyondaki hisseni satmak için ne düşündün? Ben alakadar olayım istersen. Şimdilik satmayı düşünmüyorum. Hikmet Bey, tahliyeniz için müdür beye kadar gideceğiz. Tabii tabii. Alas mı aldık Arap? Güle güle Hikmet Bey. Alas mı aldık Kemal? Güle güle. Sizleri unutmayacağım. Gene kaldık baş başa. Nasılsın oğlum? Üzülme anne. Ben kendimi alıştırdım. Sen nasılsın? Kolay mı oğlum? Kolay mı? Ya sen yarın? Sağ ol abi. Bütün arkadaşların selamı var abi. Aleykümselam. Öteki işten ne haber? Hastaneden çıktıktan sonra Cemil'i gören olmamış. Ben de çok aradım. Ne Cemil ne Zehra. Sanki yerin dibine gittiler. Herif ölmedi be. Ben bulurum onu. Hikmet Bey'le görüştün mü? Ayın 17'sinde saat 12'den sonra her şey hazırmış abi. Anladım. Ziyaret saati sona ermiştir, herkes dışarı. Sağlıcakla kal oğul. Kendine dikkat et. Merak etme ana. Eyvallah. Yarım. Hikmet Bey'e o iş tamammış. Peki abi. Merhaba. Hoş geldin. Bir içki almaz mısın? Yok, çok teşekkür ederim. Sözünde duracak abimi verecek misin bana? Yarın Sarıyer'den Şahin motoruyla Bereli'ni Karadeniz. Böylece buralardan kurtulursunuz. Sağ ol, bu iyiliğini unutmayacağım. Thank you.
öldürdüler abim. Öldürdüler. Hadi herkes dışarı, çabuk olun, çabuk olun! Hoş geldin Kemal. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Nasıl, kolay oldu mu? Arap nerede? Sizlerim. Nasıl oldu? Kaçarken jandarmalarım. Çok üzüldüm. Mert adamdı. Allah toprağını bol etsin. Cemil hakkında öğrenebildin mi bir şeyler? Nah. Bırak şimdi şu Cemil davasını. Hududu geçmen için her şeyi hazırladım. Cemil'i gebertmeden Allah canımı alırsa, Allah'a bile isyan ederim. Ben bulurum onu. Dur bir dakika. Böyle dolu dizgin gezemezsin dışarıda. Polis her yerde seni arıyordu. Cemil de kaçtığını duymuştur herhalde. Bana vız gelir. Ya Cemil, ya Zehra. Birinden birini muhakkak bulmam lazım. Ben çıktıktan sonra Cemil'i arattım. Ama yer yarıldı, içine girdi sanki. Şey, patron! Bizim pavyonda çalışan Seher, geçen gün Zehra'yı Ayazpaşa Pıtrak Sokak'taki mavi apartmana girerken gördü. Bana daha bir şeyler anlattı ama fazla ilgilenmedi. Hadi yarım, şu mavi apartmanı bir de biz görelim. Kemal! Biz seninle abi kardeş sayılırız. Al bunu. Sağ ol abi. İnşallah bir gün bu yaptığın iyilikleri sana öderim. Rica ederim. Kendine dikkat et. İstersen Abbas'ı yanına al. Yok abi, yok. Ben kendi işimi kendim hallederim. Hadi eyvallah. Evladım, çok özledim seni. Ne oldu? Neden kaçtın? Üzülme ana. Kader böyle yazdı. Kardeşimin intikamı alınmadı daha. Yavrum evladım, vazgeç bu işten. Olmaz. Yarım, al, pavyondan atalım. Eski şeklinde çalışması için ne gerekiyorsa yap. Ya Cemil? O gelemez oralara. Ben ara sıra uğrarım. Hadi Allah'a ısmarladık anacığım. Güle güle oğul, güle güle. Yarımla ben sana haber gönderirim. Güle güle oğul. Azol! Tırnak muayene vaziyeti al! Beğenmedim bu elleri, hemen değiştir.
anne! Kaka çocuk, kaka! Seninkiler de ondan aşağı kalmaz. Hop dedik! Hayrola yarım? Ne oluyor burada? Ne oluyor dedik, tınmadın. Hiç abicim, arkadaşlarla sohbet ediyorduk, değil mi çocuklar? Sohbet ha? Ne olan bunlar? Tarla mı çapaladın? İçinde bir ton çamur var. Susun lan! Sizin yüzünüzden zılgıt attı bize! Kim o? Kim o? Patron! Efendim! Tamam, anladım. Herif Zehra'nın evinde. Ufaklığı hemen temizleyin. Anasını da çiftliğe götürün. Hadi. Kahpe! Kaça sattın kardeşimi? Ha? Ne istedin Allah'ın zavallısından? Vur, istersen öldür! İnan ki beni zorladılar! Şimdi de ben zorluyorum, söyle niye yaptın bunu? Cemil nerede? Söylemek hiçbir şey halletmez! Üç defa, beş defa daha katil olursun! Dünya öldürmekle bitmez! Bırak şimdi edebiyatı! Cemil nerede? Yoksa gebertirim seni! Cemil mi? Sadece onu öldürmekle intikamını almış mı olacaksın? Ya ötekiler? Sen ne demek istiyorsun? Başka kim vardı? Hiç kimse! Söyle yoksa... Peki, peki! Hikmet! Sevgili dostum Hikmet! Yalan! Yalan söylüyorsun! Pisliği başkasına atıp, beni harcatmak istiyorsun. Hayır! Cemil bana atılıyordu. Ben senden olunca çıldırdı. Bir abim vardı. Benim yüzümden iki adam öldü, kaçtı. Onun yerini öğrenmiş. Beni dövdü. Onu polise ihbar etmekle tehdit etti. Ben inanmadım. Ya Hikmet? Hikmet'in adamları beni zorla götürdüler. Hikmet Cemil'in istediğini yapmamı söyledi. Çok tehdit etti beni, ne yapacağımı şaşırmıştım Kemal. Sana ihanet edemezdim. Hem zavallı kız kardeşinin ne suçu vardı? Fakat Hikmet, Cemil'e yardım ettiğim takdirde abimin kurtulacağını söyledi. Yoksa onu polise teslim edecekti. Korkmuştum. Çünkü adamlardan birini kazayla ben öldürmüştüm. Ondan sonra da... Ondan sonra da sen aşağılıkçasına kardeşimi onların kucağına ittin. Abiyle kurtarabildin mi? Hayır! Hikmet onu da öldürdü. Affet beni Kemal! Cemil nerede? Bilmiyorum, sadece Nuri diye... Aç kapıyı!
Hayrola, ne var? Niye çağırdın beni? Cemil nerede? Bilmiyorum. Cemil nerede dedim? Bilmiyorum. Çabuk söyle, gebertirim. Kim gönderdi seni buraya? Buyursunlar, bir isteğiniz mi vardı efendim? Merhabalaşmaya geldik. bir dakika, una momento. Birer viski içelim, kendimize gelelim. How are you, bro? Şerefinize, çin çin. Çek şu kakaşıyı canım. Kemal abi! Kemal abi! Gülebileceğim. Gidiyorum. Kolay gelsin hanım anne. Sen kimsin o evladım? Tanıyamadım. Biz Kemal'in arkadaşlarıyız. Seni yanına istiyor hanım anneciğim. İşleri var da gelemedi. Madem beni çağırmış, gidelim öyle. Hanım annenin mantosunu ver. Hoş geldin Cemil. Eyvallah, hoş bulduk. Pavyondaki hissini satmaya karar verdin mi? Dün telefonda konuştuğumuz gibi Hikmet Bey tam saat 3'te burada olacak. Henüz karar vermiş değilim Nuri. Seni çok sevdiğimi bilirsin. 3 aşağı 5 yukarı sat. Hikmet Bey'den başka müşteri bulamazsın. Neden? Adam mı kalmadı? Kemal her yerde canını almak için seni arıyor. Tehlikeli adamdır. Kimse onunla ortak çalışmak istemez. Ya. Herhalde hissesini de kimseye kaptırmaz. Doğru. Yani hisseni sattığımı düşünelim. Sonra ne olacak? Ne olacağı var mı? Zaten adamını pavyona yerleştirdi bile. Her an canın pazarda dolaşıyorsun Cemil. Parayı aldın mı Avrupa'ya yırtarsın. Sen dönünceye kadar Kemal nasıl olsa polis tarafından yakalanır. İşte Hikmet Bey de geldi. Hoş geldin. Merhabalar. Herhalde Cemil'siz olacaksınız. Evet, öyle. Güzel. Hemen işi halletsek iyi olacak. Biz de siz gelmeden o işi konuşuyorduk. Cemil Bey, netice? Satış kağıtları ve para burada. Kaç para veriyor? Sen ne kadar istiyorsun? En az 500 bin. Daha neler? Hiçbir zaman bu kadar para etmez. Nedenmiş? Bizim pavyon gibi bir pavyon daha bulamazsın bu memlekette. Evet, bir zamanlar öyleydi ama içinde cinayet işlendi. Uzun müddet kapalı kaldı. Şimdi de Kemal diye bir bela tarafından işletiliyor. Herhalde bütün bunları temizlemek kolay olmasa gerek. Evet, bütün bunları temizlemek hiç de kolay olmayacak. Sen ne veriyorsun? 150 bin. Ver, ver. Hey! Var hayırlı gör. Hadi. Hayır mı şer mi ben de bilmiyorum.
Yoksa belini dağıtırım. Söyleyeceğim abi, burada. Çaktırmadan çağır. Nuri! 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 Ne oluyor lan, ne bağırıyorsun? Konuşsana oğlum, dinlemiyorsun. At silahını! Söyle bakalım, Hikmet nerede? Bilmiyorum. Konuş ulan! Öyleyse söyle, Hikmet Bey nerede şimdi? Cınar köydeki çiftlikte olacak şimdi. Geberteceğim ulan seni! Sen de gebereceksin! Hikmet Bey seni de annene de gebertecek! Annemden ne ister? Ne bileyim ben! Evet, onu da Çınarköy'deki çiftliğe götürdüler! Hikmet Bey seni bekliyor! Belki ben gebereceğim ama sen de gebereceksin! Biz de seni bekliyorduk Kemal! Masanın üzerinde pavyondaki hissenin satış senetleri duruyor. Onu imzala! Ya imzalamazsam? Anan geberir! Ama imzalarsan, ikiniz de kurtulursunuz! Yavrum! İmzalama! Of. Bunlar yalan söylüyor! Sus kadın! Benim. Vurma! Dur! Çıkın ulan! Hepiniz çıkın! Sülaleniz çıkın ulan! Köpekler!
Köpek! Yapma! 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 Yalvarırım! Yapma! Vurma! Vurma! Acı bana! Acı! Anamı acıdın mı? Acı bana, acı! Yapma! Sen kardeşimi acıdın mı? Anama! Bacıma! Ha? Hangisine acıdın köpek? Acıdın mı? Söyle!